Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, hepinizi muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum Yüce Mevla'dan. İleri düzey Cabiri okumalarımızın ikincisindeyiz ve geçen hafta yapmış olduğum dersimizde Cabiri merhumun Arabaklı'nın kültürel yapısı olarak Türkçe'ye tercüme edilen eserinin girişindeki beyan nedir sorusunun cevabını vermeye çalıştığı bölümleri inceliyoruz. Bugün aynı beyan nedir sorusunun cevabını bulmaya devam edeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki inşallah sohbetimizde ve dersimizde de bu konuya devam edeceğiz. Yani beyanın ne olduğunu tespit etme konusunda muhtemelen 3 ders yapmış olacağız. Henüz daha beyani aklın mahiyetini incelemeye, tetkik etmeye, kritiğe geçmedik. Beyanın sadece kendisinin ne olduğunu, neden beyani akla beyan adının konulduğu hususunun gerekçelerini merhum Cabiri ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunların üzerinde duruyoruz. Derslerimiz bundan sonra daha spesifik ve analitik olacağını söylemiştim. Bundan sonra bu konu inşallah giderek daha da belirgin hale gelecek ve zannediyorum zat-ı halileriniz de buna alışacaklardır. Ve doğal olarak bu dersler bir akademik hazırlık dersleri ya da bir akademik rehberlik dersleri olduğu için ilgi duyan insanların, akademik hayata atılmak isteyen ya da atılmış olan genç arkadaşlarımızın istifadeleri dikkate alınarak yapılan derslerdir. Bu bakımdan derslerimizin düzeyi, içeriği, muhtevası bunlar yorucu olduğunun farkındayım. Uzmanlık gerektirdiğinin, birikim gerektirdiğinin de farkındayım. Ama amacım bu olduğu için inşallah sizler de izleyenler bunu görüyorlardır diye ümit ediyorum. Sözü uzatmadan ekran paylaşımına geçelim ve her zaman olduğu gibi tahtamıza dönelim ve tahtamızda sizin için hazırlamış olduğum bu başlık üzerinden dersimizi işleyelim. Gördüğünüz gibi Cabiri okumaları 20, sayfa 29 ile 40 arasındaki malumatı sizinle paylaşacağım ve üzerinde duracağım. Beyan nedir sorusunu sorup onun cevabını bulmaya devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde beyan sözcüğünün özellikle lügat açısından, dil bakımından anlam katmanları, anlam düzeyleri üzerinde durmuştuk ve neden böyle bir sözcüğün seçilmiş olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştuk. Şimdi beyan nedir sorusunun cevabına çok önemli iki isim üzerinden hareket ederek, iki önemli ismin bu sözcükten ne anladığını ve sistemin adının neden beyan olarak belirlendiğini görmeye çalışacağız. Bunlardan birisi İmam Şafii'dir. Vefat tarihi Hicri 204. Bu son derece önemli alimimizin, İmam Şafii'nin bizim tüm okumalarımızda en önde gelen isim olarak sürekli karşımıza çıkacağını daha önceki birinci kitapta da olduğu gibi hatırlamalıyız ve bunu dikkate almalıyız. Çünkü çok kilit bir isim. Hem yaşadığı dönem açısından hem ortaya koyduğu performans ve hem de kendinden sonraki gelen ulemayı etkilemiş olması bakımından İmam Şafii son derece önemli bir şahsiyettir tarihi açıdan. İmam Şafii'nin bir fakih olması aynı zamanda İmam Şafii'nin fıkıh usulünün temellerini atmış olması, dolayısıyla İmam Şafii'yi bir usulcü olarak karşımıza çıkarır ve İslami ilimlerin son derece önemli merkezi bir konumunda bulunan fıkıh usulünün adeta vazığı öncülerinden biri olmak hasebiyle İmam Şafii karşımıza bizim beyani epistemolojinin kurucu ögelerinden ve temsilcilerinden biri olarak çıkar. Bu özelliğiyle İmam Şafii'nin yaklaşımları son derece önemlidir ve beyan nedir ve neden beyani aklın
adı beyan olmuştur meselesi bir usul alimi olarak İmam Şafii'nin kendi beyanları üzerinden ve yaklaşımları üzerinden ele alınması bir gerekliliktir ve merhum Cabir de bunu yapmıştır. Demek ki İmam Şafii'nin beyan üzerine yapmış olduğu mütalaaları bugünkü dersimiz açısından önemlidir. Nitekim bir alıntı yaptım görüyorsunuz. Bu Er Risale'nin başında beyanın ne olduğuna ilişkin İmam Şafii'nin görüşünün aktarıldığı bir cümleyi analiz ederek, Cabir'i de bu cümleyi alarak konuya giriyor. Oradan yürümek ve oradan hareket etmek istiyorum. İkinci önemli ismimiz Cahız'dır. Cahız ki ünlü sözü kelamcılar olmasaydı halkın inancı harap olurdu. Çünkü halkın inancını manheizme, efendim diğer sabi'i dinlere, hermetizme vesaireye karşı koruyan kelamcılar olmuştur. Dolayısıyla kelamcıların önemini bu şekilde dile getiren, halkın inancını koruyan, halkın inancının korunması ve İslam itikadının İslam dışı inançlara karşı savunulmasını erken dönemde üstlenen Mutezile alimlerinden biri olarak Cahız karşımıza çıkacak ki Cahız kelamı, kelamcıları önemseyen, önemli hale getiren bu cümlesiyle hatırladığımız bir bilim insanı, kelamcılar olmasaydı halkın inancı harap olurdu. Mutezile de olmasaydı kelamcılar harap olurdu diyecek kadar Mutezili kimliğini öne çıkaran ve Mutezile'nin kelamcı özelliğini ve kelama olan yaklaşımını gözler önüne seren bir mütefekkir olmak bakımından Cahız'ı biz bir kelamcı olarak ama sıradan bir kelamcı değil, Mutezili bir kelamcı olarak öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Mutezile geleneğine bağlı olan bir kelamcı İmam Cahız, aynı zamanda yazmış olduğu eserleri ki birazdan üzerinde duracağız, eserleri itibariyle belagat konusunda yani dil konusunda uzman ve bu konuda son derece önemli bir isim olması bakımından erken dönem İmam Şafii ile çağdaş olmaları, iki ismin beyan konusuna getirdiği açıklamalar, beyanı doğrudan konu edinmeleri. Örneğin İmam Şafii keyfel beyan diye başlıyor sözüne. Üzerinde duracağız. İmam Cahız'ın en önemli eserlerinden biri Et-Tibyan'dır. El-Beyan ve Et-Tibyan'dır. Diğer eserlerinden de bahsedeceğiz birazdan. Dolayısıyla El-Beyan ve Et-Tibyan diye bir eser yazan 3. asrın bir alimi ve Mutezili kelamcı olarak İmam Cahız ve aynı zamanda fıkıh geleneğimizin en ünlü ismi olan İmam Şafii ve usul geleneğimizin en ünlü ismi olan İmam Şafii'nin beyana ilişkin keyfel beyan diye Er Risale'de konuya girmesi son derece önem arz eder. Öyleyse beyan nedir sorusunun cevabını bulmak bakımından erken döneme gittiğimizde karşımıza çıkan iki önemli isim biri Cahız'dır, biri de İmam Şafii'dir. Birisi fıkıh usulü geleneğini temsil etmesi bakımından son derece önemlidir. Diğeri hem kelam ilmini hem de dili ifade etmesi bakımından önemlidir. Birinci derste konunun üzerinde dururken siz değerli izleyenlerim hatırlayacaklardır. Beyanın ne olduğuna ilişkin 3 önemli ilim dalından söz etmiştik ve tefsir ve hadisi bunun dışında bırakmıştık. Biri dildi, diğeri kelamdı, öbürü de fıkıhtı. Şimdi bu tespiti yapan Cabiri'nin konuya girerken beyanın ne olduğuna ilişkin konuyu temellendirme bakımından kendisine referans aldığı bu iki ismin temsil ettiği ilimlere baktığımızda ne kadar isabetli iki isimden söz ettiğimizi sanıyorum söylemeye gerek yoktur. O halde İmam Şafii ile başlayalım. İmam Şafii bize beyanın ne olduğuna ilişkin zaten kendisi bir soru sorarak Er Risale'de konuya başlar. Soru bizim için son derece önemli olduğu için sorunun açılımından hareketle konuyu ele almak istiyorum müsaadenizle. İmam Şafii neden keyfel beyanda keyfeyi kullandı? Farklı renkli işaret diyelim. Yani mel beyanu demedi. Neden mel beyanu değil de keyfel beyan
başlatır yani. Birincisi el beyan diye beyanı zikretmiş olması bir usulcü olarak İmam Şafii'yi ne yaptığının farkında olan birisi olarak bize resmeder. Mantık açısından bu bir resimdir. Bize resmeder. Çünkü tüm usulcülerin ana özellikleri usulün bütün ilkelerini üzerine inşa edecekleri bir zemin belirlemektir. İşte İmam Şafii'de beyan usulün zeminidir. Usulün zemini beyandır. Dolayısıyla İmam Şafii'nin beyana olan açıklaması, beyan ile olan düşüncesi, tefekkürü, onun usul ile ilgili tüm çıkarımlarının temelini teşkil eder. Bu itibarla soru beyan zemine ilişkindir. Yani benim usulüm nasıl bir zemin üzerine inşa edilmiştir? Zemin nedir? Zemini soruyor. Demek ki el beyan burada bir zemindir. Peki zemin nedir diye sormayıp da keyfe ile sormasının sebebi ise bu gerçekleşecek bir durumu anlatıyor. Yani sabit bir durumdan söz etmiyor. Ma ile sormuş olsaydı mahiyeti soracaktı ve bu sabit olacaktı. Keyfe ile soruyor ki keyfe her zaman bir nasılı ifade eder ve bu zemin her zaman ve mekan açısından bir tahvil, tahavvül, temekkün, tasayyur dediğimiz değişkenlikleri kapsayan bir ifade olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla keyfel beyan diye başlaması son derece önemlidir ve İmam Şafii'nin bir usulcü olarak ne yapmak istediğinin tam anlamıyla farkında olduğuna ilişkin o dehasını ve büyük bir düşünür olarak perspektifini tespit eder. Şimdi dolayısıyla burada beyanın bir zemin olarak tespit edilmesi konusu usulü belirleyecek ve usul de bize zemini belirleyecek, zemin de bize bir usul kurma imkanı verecek. İşte onun için İmam Şafii vel beyan, bakın beyanı şimdi tanımlıyor bize. El beyanu ismun, bakın bir isimdir, bir ünvandır, bir addır. Onun için Cabiri beyani akıl derken beyanı aklın adı olarak tespit etmesi boşuna değildir. Beyan bir isimdir, bir unvandır. Biz isim nasıl müsemmayı gösterirse beyan da bir müsemmayı gösterir. Öyleyse madem ki beyan bir isimdir, o zaman onun bir müsemması vardır. Müsemması var. Bu müsemma son derece önemli. İsim ve müsemma. İşte bizim beyani akıl dediğimiz akıl burada işte bu müsemmaya tekabül eder. Beyan o aklın adıdır. Akıl da bu müsemmaya tekabül eder. Peki bu müsemma içerik, ismin karşılığı, masadakı tam anlamıyla değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, sonuçtur. Hatırlarsanız bu üç ilim dalının, bu dil olacak, bu üç ilim dalının ürünlerini Cabiri esas almıştı. Kütüphanelerimizi dolduran dilin, kelamın ve fıkhın ürünleri var. Bu ürünler sonuçtu. Bu sonuçtu. Cabiri dedi ki bu sonucun nedeni nedir? Bu sonucu üreten neden nedir? Nedeni bulalım. İşte neden beyani akıldır. Beyandır. Beyani akıldır. Ve tabii ben burada daha dersimizin başında son derece önemli olan bazı hususlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü dersimiz bunu gerektiriyor önemi bakımından. Neden sonuç ilişkisine?
Bazen nedenden sonuca gideriz, bazen de sonuçtan nedene geliriz. Bu belagatta da vardır. Özellikle kinaye ile ilgili belagatın o bölümünü incelediğimizde bunu gayet açık olarak görürüz. Nitekim Cahız'da ve Abdülkahir Cürcani'de bunu inşallah ele alarak üzerinde durup konuşacağız. Bazen nedenden sonuca, bazen de sonuçtan nedene gideriz. Cabiri merhumun İslam geleneğinin üretmiş olduğu bilgiyi üç aklın sonucu olarak değerlendirmesi, bilgiden o bilgiyi üreten nedene gidişin ifadesidir. Bu nedenle diyelim ki elimizde bir sonucumuz var. Bu sonucumuz Y'dir. Y sonucumuz var. Neden de X olsun. Sonuçtan hareketle X'i tespit eder Cabiri ve der ki sonuç üç akıldan üremiştir. Bunlardan biri de beyandır diyecek. Ama benim burada dersin önemi açısından önemsediğim ve sizlerle paylaşmak istediğim bir hususta var ki sonuç her zaman tekrar bir nedene dönüşür. Bir nedene dönüşür. Bir başka yeni sonucun nedeni olur. Ve bu teselsül olarak böyle devam eder. Burada hatırımıza gelir ki bir paradoks var sanki. Yani bir sonuç aynı zamanda nasıl neden olur gibi bir paradoks olduğu düşünülebilir. Oysa bir paradoks söz konusu değil, arz edeceğim. Böyle olmalıdır da. Ve Cabiri'nin bütün projesi boyunca bize anlatmak istediğini düşündüğüm, onun satır aralarında ve arka planda görmeye çalıştığım amacının da bu olduğunu düşünüyorum. Ve bize vermek istediği asıl şey şu, ben mevcut İslam geleneğinin üretiminden hareketle üç akıl tespit ettim. Bu bir sonuçtur. Bunu neden olarak görelim ve bu üç aklın yeni bir sonucu ne olacak bunu tasarlayalım ve bunu bulalım. Dolayısıyla bizim gözümüzden kaçan husus bu sonucun sanki nihai bir nokta olduğunu zannetmemiz ve bu sonucun nedene dönüşmesini ihmal etmemiz. Dolayısıyla sonuçlar nedene dönüştürülmediğinde devam etmez. Oysa ilmin devam etmesi lazım ve ilmin devam etmesi için her sonuç bir nedene dönüşerek yeni sonuçları, yeni sonuçlar nedene dönüşerek başka sonuçları doğurmak zorundadır. Şimdi bu konuyu bir paradoks teşkil etmemesi bakımından müsaadenizle kısaca izah ederek kaldığım yerden beyana ve İmam Şafii'nin mübarek sözüne yeniden dönmeye çalışacağım. Demek ki beyani, irfani ve burhani akıllar nedendir? Sonuç nedir? İslami ilimlerdir. İslami ilimler sonuçtur. Biz sonuçtan hareket ederek bu akılları tespit ettik Cabiri sayesinde. Şimdi o halde bu sonuç yeniden neden olacak? Buradan yeni bir akıl üretmesinin imkanlarını arayacağız. Şimdi Y sonuçtur. Nedeni nedir? X'tir. Bakın X ve Y diye iki birbirinden ayrı unsurumuz var. Bunlar birbirinden ayrı. Biri X, diğeri Y'dir. Şimdi Y, Y olmak bakımından X'in sonucudur. Ve dikkat buyurunuz lütfen. Y, Y olmak bakımından X'in sonucudur. Bu aynı Y, aynı Y, üretilecek olan şu Z sonucunun da nedenidir. Bakın yine bir ayrılık var. Y ile Z arasında bir ayrılık var. Ve paradoks değildir. Paradoks nedenle sonucun aynı olması. Yani ikisi de X olmasıdır. İkisi de X olursa paradoks olur. Bu olmaz. Bu çelişiktir ve bu kabul edilemez. Ama dikkat ederseniz bir ayrılık var. X, Y'yi sonuç verirken Y aynı zamanda nedene dönüşerek Z sonucunu veriyor.
bir paradoks değildir. Ve bu son derece önemlidir. Bu nedenle İmam Şafii'nin beyanı bir isim olarak tespit etmesi. Vel beyanu huve ismun, isimdir. Ve bunun bir müsemması vardır. Müsemma nedir? Akıldır. Ve bu aklın bir ürünü vardır. Ürünleri. İşte beyani ürünler. Burada birazdan işaret edeceğiz. Peki nasıl bir isimdir? Müsemmayı anlatıyor şimdi. Müsemmayı. Câmi'un li'me'ani. Bakın. Me'ani. Bu ifadelerdeki her bir sözcüğe lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Orijinal metni kullanıyorum ki Cabiri de tabi Arapça orijinalinde bu ihtibas yapmış ama tercüme metinlerde tercümelerin Türkçesi olduğu için bu incelikleri görebilmemizi mümkün kılmayabiliyor. Onun için bu orijinal metin üzerinden konuyu zat-ı hallerinizle paylaşmanın önemli olduğunu düşündüm. İnşallah yanılmamışımdır. Bakın anlamlar. Anlamlar. Anlamlar ihtiva eder. Beyan anlamlar içeren, içine anlamları toplayan cami bir isimdir. Yani bir kümedir. İçine anlamları toplar. Onun için birazdan konuşacağız. İmam Şafii dediğimiz zaman anlam, cahiz dediğimiz zaman lafız ön plana çıkacak. Birisi anlamın üzerinden, diğeri lafzın üzerinden yürüyecek. Dolayısıyla bu iki isim beyanın ne olduğunu bize anlatmak bakımından ne kadar önemli seçilmiş iki isim olmasını bize bu nokta çok net bir biçimde göstermek. İmam Şafii anlam üzerinden beyanı temellendirecek ve onun üzerinden gidecek. Cahiz lafız üzerinden, nazım üzerinden, dilin tanzimi üzerinden gidecek ve bize beyanın ne olduğunu anlatacak. Bu ders biraz uzayabilecek, beni hoş görün lütfen. Ama bu iki önemli ismin karşılaştırılmasını bu derste netleştirmemiz ve bitirmemiz ilerleyen konuşmalarımız ve derslerimiz açısından çok önem arz ettiği için inşallah beni hoş göreceğinizi umut ediyorum. Demek ki anlamları içinde topluyor. Anlamları içinde topluyor. Beyan anlamlar içeren bir ismi camidir. Peki, bu anlamlar meani nedir? Bak bu da onun sıfatı. Bakın, bu da yine topluyor, bir araya getiriyor. Muçtemeatil usul, bakın, asılları. Asılları bir araya getiriyor. Manalardan hareketle İmam Şafii usulü belirleyecek, ilkeleri. Birazdan üzerinde duracağız. İlkeleri belirleyecek. Usulü, ilkeleri belirledikten sonra bu usul, bakın onu da tanımlıyor. Onu da farklı bir renkte renklendirelim müsaadenizle. Bu usul kendisinden bakın furu. Bu usule bağlı furuun, yani türevlerinin, bağımlı üretim diyoruz furuğa, çünkü asla bağlı üretilen bir şeydir. Furuun, yani detayların, türevlerinin üretildiği müteşaibe bakın. Farklı füruların üretilmesini mümkün kılan asıllardır diyor beyan. O zaman beyanın tanımında İmam Şafii kaç unsura dikkatimizi çekti yazalım. Bir. Anlamlardır. Beyan anlamdır. İki. Usuldür. Üç. Furudur. Üç temel önemli unsuru İmam Şafii beyanın tanımında netleştirdi. Anlamdır, beyan anlamdır. İki,
bu anlamlardan biz usul ilkeleri belirleriz. 3, bu usul ilkelerinden sayısız, muteşaibe bakın, ihtiyaç olduğu kadar füruatı, konunun teferruatını çıkarsayabiliriz. Öyleyse İmam Şafii'nin Er-Risale'nin daha başında beyanın ne olduğuna ilişkin yapmış olduğu bu son derece rafine, üzerinde mükemmelen düşünülmüş, mükemmelen yapılmış ve buradaki tanımda yer alan hiçbir sözcüğü çıkaramazsınız. Eksik kalmıştır diye bir sözcükle ekleyemezsiniz. Bundan daha mükemmel bir tanım söz konusu olamaz. Beyanı mükemmelen tanımlıyor. Şimdi değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, İmam Şafii'nin bu önemli tanımında yer alan 3 unsur üzerinden bunu İmam Şafii'nin nasıl bir zemine, beyan zemindir dedik ya, bakın, beyan zemindir, nasıl bir zemine dönüştürdüğünü ve bu zemin üzerinden nasıl bir fıkıh usulü, diğer bir ifadeyle Kur'an'ı anlama usulü geliştirdiğini belirlemeye çalışalım. Kalemimizin rengini farklılaştıralım. 1. Anlam. İmam Şafii'de anlam beyandır. Ve İmam Şafii'de beyan vahiydir. Beyandır. Bir şeyi açığa çıkarmaktır. Bir şey nasıl açığa çıkar? Anlamıyla açığa çıkar. Dolayısıyla anlamdır. Peki anlam nedir? Vahiydir. Allah vahiy indirmiştir. Vahiy indirmiştir. Dolayısıyla vahiy bize nasıl inmiştir? Hepimize postayla gelmedi, kargoyla gelmedi. Vahiy bir elçi, Rasul üzerinden inmiştir. İşte değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, İmam Şafii'nin beyanı bir zemin olarak tespit ettiği bu son derece önemli ama. Son derece önemli belirlemesi, tanımda buna yer vermesi, bu içeriği belirlemesi o kadar haizi ehemmiyet bir durumdur ki, ruhu şad olsun, ne kadar yöntem ve usul konusunda uzman olduğunu gayet açık olarak gösteriyor. Şimdi bakın, vahiy, Rasul ile bize gelmiştir. Onun için geleneğimizde vahyin Hazreti Peygamber'le ilişkisinin en iyi kurulduğu erken dönem eserlerden birisi Er-Risale'dir. Ve bir usulcü olarak İmam Şafii'dir. Birazdan üzerinde duracağım. Hazreti Peygamber'in konumlandırılmaması ya da Hazreti Peygamber'i konumlandırmadan vahyi anlamak imkansızdır. Onun için de İmam Şafii vahyin beyanın, vahyi bir beyan, bir açıklama olarak onun içinde Hazreti Peygamber'i, elçiyi konumlandırarak, birazdan üzerinde duracağımız maddelerde usule ilişkin konuştuğumuzda bu usulün son derece önemli olarak nasıl böyle bir ilişkilendirme üzerine inşa edildiğini daha net olarak göreceğiz. Şimdi burada beyanın, beyani aklın nasıl çalıştığını da en azından imaen göstermeye çalışıyoruz. İlerleyen derslerimize bunu açıkça konuşacağız ama mesela İmam Şafii'de akıl nasıl böyle çalışıyor? İmam Şafii nasıl böyle üretiyor? Onun akledişinin arkasındaki beyani akıl nedir'i incelemeye henüz geçmedik. Ona geçeceğiz. Orada bunlara atıfta bulunacağım. Şimdi bir beyani aklın işleyişini de zımnen görmüş oluyoruz aslında. Her ne kadar doğrudan onu konuşuyor olmasak da.
Peki İmam Şafii bu anlamı nasıl bir usule dönüştürüyor? Affedersiniz. İmam Şafii diyor ki, Allah insanlara vahiy indirdi. Vahiy. Kur'an. Kur'an indirdi. Bu Kur'an diyor, onun bir kısmı apaçıktır. Bunu mübin olarak geçen ders konuşmuştuk. Mübin. Bunun herhangi bir izaha, açıklamaya ihtiyacı söz konusu değildir. Apaçıktır. İki, kısmen mücmeldir. Kısmen mücmel. Üç, mutlak mücmeldir. Mutlak mücmeldir. Bunun üçü vahiy metniyle ilgilidir. Bunu müsaadenizle farklı bir renkle işaretlememe izin verin. Vahiy metniyle ilgili. Şimdi yine farklı renk olsun. Dört, Resul'ün açıklamasına bırakılan ulemanın içtihadına bırakılan, içtihada bırakılan alan var diyor. Şimdi bir kere bir fıkıh usulcüsü olarak İmam Şafii'nin usulde belirlediği en önemli hususun vahye bakarken ahkam açısından baktığını belirlememiz lazım. Yani İmam Şafii'nin ilgilendiği vahiy alanı ahkamla ilgilidir. Ahkamla ilgili olmayanla ilgilenmiyor. Doğal olası da bir hukukçu, bir fıkıhçı, bir hukuk insanı olarak bu doğal bir şeydir. Ve ahkamla ve hukukla ilgili olan istinbatlarını, onunla ilgili usul ilkelerini belirliyor. Beş ilke belirledik gördüğünüz gibi. Bunun ilk üçü maviyle yazılı olanlar Kur'an metniyle ilgili. Vahyin metniyle ilgili. Dördüncüsü, bunları kırmızıyla belirleyelim. Bu Hazreti Peygamber'in konumu açısından son derece önemli üç unsuru ifade eder. Onun mübarek sözlerini sözüyle doldurduğu, eylem ile doldurduğu, benim karakter dediğim karakteriyle, duruşuyla, takrir-i sünnet dedikleri ifade onunla doldurduğu bir alanı var. Bunu birazdan konuşacağız ve böylece göreceğiz ki işte İmam Şafii burada söz, eylem ve duruş itibariyle Hazreti Peygamber'e bırakılan bir alan var. Çünkü Kur'an eti'ur rasul diyor. Kur'an eti'ur rasul. Resul'e itaat. Resul'e itaat demek diyor, ona bir alan açıyor. Burayı sen doldur diyor Kur'an ve Resulullah onu dolduruyor. Ve yine ve ulil emri minkum, sizden efendim ehil olanlara, liyakat sahibi olanlara, otorite, uzman olanlara tabi olun diyerek de ulemaya bir alan açıyor. İçtihat dediğimiz işte bu alan kıyastır. İmam Şafii bunu kıyas olarak isimlendirecek. Ulemaya bir alan açıyor. Ulema da bu alanı dolduruyor. Ve bunu belirlerken İmam Şafii uzun uzun ayetlerden deliller getirerek ki buna müsaadenizle altını çizerek vurgu yapmak istiyorum. İmam Şafii kadar tüm iddialarını Kur'an ayetlerinden delillendiren, temellendiren o dönem itibariyle bir alim bulmak ve İmam Şafii ile kıyaslandırmak zordur. Bu itibarla İmam Şafii'nin tüm bu
iddialarını Kur'an'dan ayetlerle temellendirdiğini, Kur'an'dan ayetlerle delillendirdiğini gayet net bir biçimde görebilmekteyiz. Şimdi burada dikkatinizi istirham ettiğim, daha önce de bu konulardan biraz konuştuk ama tabii bu detaylı konuşmadık. Bundan sonra çünkü detaylarla konuşacağımızı söylemiştim. Maviyle yazmış olduğunuz üç Kur'an metniyle ilgili hususun arkasından gelen ve mor olarak yazdığım diğer dördüncü ve beşinci maddeler İmam Şafii'nin usulünün beş temel ilkesidir. Ve şu furu İmam Şafii'de bu furu bu beş tane ilkeden müteşaibe bakın doğacak. Bundan doğar. Buradan ürer. Buradan üreyecek. Böyle olunca İmam Şafii bize gayet net bir biçimde usulün temel ilkelerini belirliyor. Ne üzerinden? Bakın anlam üzerinden, vahyin anlamı üzerinden. Şu belirlenimleri tamamen anlamla ilgili. Anlamı açıksa, apaçıksa herhangi bir kimseye ihtiyaç yok. İster kısmen mücmel, ister mutlak mücmel olsun bir açıklamaya ihtiyacı var. Peki bu açıklamaya ihtiyaçta devreye kim giriyor? Resul. Resul. İşte bu iki kısmı. Şu iki ve şu üç. Bu kısımları Resul açıklıyor. Hazreti Peygamber'in de görevi budur diyor İmam Şafii. İster kısmen mücmel olsun, isterse mutlak mücmel ve müphem olsun bunları açıklamak Hazreti Peygamber'e bırakılmıştır. O da bunu yapmıştır. Sözleriyle, eylemleriyle bunu yapmıştır. Bu dördüncü madde şu iki ve üçle ilgili olanı ihtiva ettiği gibi, buraya dikkat buyurun lütfen, söylediğime dikkatinizi istirham ediyorum. Bu dördüncü madde şu üç unsurla ikinci ve üçüncü maddenin gereğini yerine getirdiği gibi aynı zamanda dördüncü olarak şu üç maddede yer almayan, Kur'an'ın dokunmadığı, Kur'an'ın değinmediği ve Resul'e, bizzat Resul'e bırakmış olduğu alanla ilgili olarak Resul'ün bir şari olarak, bir hüküm koyucu, hüküm tespit edici bir kaynak olarak sünneti belirler ve Resulullah'a böyle bir misyon biçer. Ve ardından sünnette Hazreti Peygamber'in şu üç unsurunda bulunmayan ve İmam Şafii'nin furu dediği, bakın furu dediği, bu furu da ulema kıyas yoluyla doldurarak din insanların yaşadığı her asırdaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir metodolojik bütünlüğe kavuşmuş olur. Böylece İmam Şafii'nin rahimehullah'ın belirlemiş olduğu bu usulde, bu yöntemde insanlar Cenab-ı Hakk'ın onlardan talep ettiği, onları mükellef tuttuğu, sorumlu tuttuğu hususları bu usulün beş ilkesi üzerinden gerçekleştirme imkanı bulurlar. Böylece gördüğümüz üzere İmam Şafii bize son derece önemli olan fıkıh usulünün temel ilkelerini belirler ve tüm çıkarımlarını bu temel ilkelere dayalı olarak yapar. Ve bu son derece isabetli, kendi içinde tutarlı bir usuldür. Şimdi o zaman şer'i deliller diye bildiğimiz, edille-i şer'iye diye bildiğimiz usul ilkelerini bir daha yazalım ve usul ilkeleri, onları farklı bir açıdan tekrar konuşalım. Çünkü bu son derece önemli bir husustur. Üzerinde durmamız gerekmektedir. Bir, tüm üç yönüyle birlikte Kur'an beyanın usul bölümünün birinci maddesinde Kur'an yer alır. İki, sünnet.
Hazreti Peygamber. 3. İmam Şafii kıyasların toplamını, birlikteliğini icma olarak ifade eder. İcma. 4. Kıyas. Cabir-i merhum eserinde bu konunun önemini vurguladığı yerlerde bu 4 önemli hususun yukarıda yapmış olduğu keyfel beyan tanımı üzerinden değerlendirmelerini haklı olarak yapar ve çok önemli değerlendirmeler. Biz bunları bir açıdan yeniden belirleyelim. Şimdi Kur'an ve sünnet nas'a tekabül eder. Bakın, bu nas'tır. Yani metindir. Birazdan konuşacağız. Nas'a tekabül eder. Ve nakildir. Bu ikisi de akıldır. Akıl yürütmeye dayanıyor. Ve dolayısıyla bu ikisi asıl, bu ikisi furudur. Ve şimdiden söylemiş olalım, farklı bir renkle de vurgulayalım. Beyani aklın en temel kategorisi asıl fer ilişkisidir. Asıl fer ilişkisi. Kant'ın kategorilerine de atıfta bulunarak ileride bu konuları, aklın yapısını bizatihi incelemeye geçtiğimizde inşallah duracağım. Beyani aklın en önemli kategorilerinden biri olarak asıl ve fer ilişkisi söz konusu. Dolayısıyla ikisi asıl, ikiye indirebiliriz. Asıl ve fer ilişkisi. Ya da nas ve akıl ilişkisi. Nas ve akıl. Ve fer daima bu akılda asla bağımlıdır. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Fer daima asla bağımlıdır. Dolayısıyla herhangi bir asla dönmeyen bir fer içtihat değildir. Ve meşru da değildir. Bu itibarla yeri gelmiş olduğundan dolayı yine vurgulayarak söylemek istiyorum izninizle. Asıl ferden daha değerlidir. Burada bir değer yargısı da var. Daha değerlidir. Daha üstündür. Çünkü bu kendisine bağlanılandır, bu da bağlı olandır. Ve üstün ve değerli olan her zaman altta olanın meşruiyetini belirler. Bunun bir meşruiyet sorunu vardır. Fer'in meşru olup olmama sorunu vardır. Fer'i olanın, meşru olanı belirleyen onun bağımlı bulunduğu asıldır. Bir asla bağlı olduğunuzda meşrusun. Onun için ileri derslerimizde konuşacağız. Neden her sözümüze geçmişten bir dayanak arama ihtiyacı hissettiğimiz akıl olarak işte buradan geliyor. Çünkü söyleyeceğimiz her yeni şeyin meşruiyeti geçmişte bir asla bağımlılığından doğar. Böyle bir bağımlılığı, böyle bir kaynağı varsa meşrudur. Aksi takdirde gayrimeşrudur. Bu itibarla İmam Şafii rahimehullah bize beyanın nasıl bir usul olduğunu, nasıl bir akla tekabül ettiğini ifade eden bu son derece önemli açıklamalarıyla beyan nedir sorusuna açıklık getirmeye çalışır. Şimdi müsaadenizle hem sizi dinlendirmesi bakımından zihninizin yorulduğunu elbette tahmin ediyorum. Hem de incelemekte olduğumuz konuya bir derinlik ve bir açılım kazandırması
amacıyla daha önceki dersimizde de dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım bir hususu burada yeniden bir daha izninizle ele alacağım. Kur'an mushaf farkı. Benim son 20 yıldır yazılarımda, konuşmalarımda, kitaplarımda vurgulamaya çalıştığım ve meslektaşlarımın, ulemanın, ümmetin dikkatini çekmeye çalıştım. Bu husus çok net olarak söyleyebilirim sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler. Geleneğimizde gözden kaçan en önemli unsurdur. Şayet İmam Şafii gibi ulemamız 2. 3. asırdan itibaren böyle bir ayrımın farkına varmış olsalardı, böyle bir ayrımın önemini görebilmiş olsalardı, bugün sahip olduğumuz akıllar ve bugün sahip olduğumuz usul ve bunların ürettiği ürünler çok farklı olabilirdi. Şimdi diyeceksiniz ki, Ahmet Keleş'in fark ettiği böyle bir husus daha önceden neden fark edilmemiş olabilir? Bunun en önemli nedeni erken dönem ulemanın bu üç aklın teşekkül ettiği asırlarda ilgi alanlarının, yoğunlaştıkları alanların böyle bir fark edişi engelleyecek tarihsel koşullar içermesinden. Hepimiz zamanın çocuklarıyız. Biz de o gün yaşıyor olsaydık muhtemelen bunu biz de fark etmeyecektik. Çünkü bunu fark etmenin bir ihtiyacını hissetmeyecektik. Çünkü her fark ediş bir ihtiyaçtır. Bir ihtiyaçla fark ederiz. Bir ihtiyacımız olur, farkında oluruz. Dolayısıyla dikkat buyurunuz. Kur'an'ın apaçıklığı, kısmen mücmel, mutlak mücmel gibi ifadeler, keza yine fıkıh usulcülerimizin anlamı bulmaya yönelik, anlamı tespite yönelik, lafzın anlama delalet yollarına ilişkin son derece önemli olan lafız anlam ilişkisine dair açtıkları bölümler ve üzerinde durdukları konular, daha önceki farklı derslerimde bunların üzerinde durdum. Bunların tamamı mushafla ilgilidir. Az sonra cahızı konuşurken bu husus üzerinde daha fazla duracağım. Ama şimdilik hem sizi biraz dinlendirsin hem de bir başlangıç, bir mukaddime olsun diye üzerinde tekrar durmak istiyorum. Mushaftır. Yani içinde 114 surenin bulunduğu iki kapak arasındaki kitabımız üzerinden yapılan yorumlardır. Her ne kadar Kur'an diye ifade edilse de bunun doğru adı mushaftır. Burada dikkatlerinizi istirham ettiğim önemli bir nokta var. O da şu. Allah bize mushaf indirmemiştir. Müşrikler bunu istiyor. Niye sana Kur'an birden inmiyor? Toplu bir kitap halinde inmiyor. Kitap olarak getir bakalım diyorlar müşrikler. Değil mi? Allah hayır. Sizin ihtiyacınıza binaen ben size rehber olacağım. İhtiyacı olduğunuz kadar indireceğim diyor. Ve pasajlar olarak inmiştir. İşte pasajlar halinde inen vahyin adı Kur'an'dır. Ve bu 23 yılda tamamlanmıştır. Mushafsa iki kitap, iki kapak arasında oturup başına okuyorsunuz. Oysa öncelikli olarak fark etmeniz ki Allah bize bir mushaf indirmemiştir. Onun için mushaf üzerinden metin eleştirisi yapanlar, ayetler arasında irtibat bozukluğu var, anlam bozukluğu var, yok bilmem mantık ilişkisi sorunları var diyenlerin kulakları çınlasın. Bir kere daha söylüyorum, Allah mushaf indirmemiştir. Allah'ın indirdiği pasajlar da, buraya da dikkatinizi istirham ederek, İmam Şafii Hazretleri'nin mübarek ruhu beni hoş görsün, Allah'ın indirdiği hiçbir pasaj müphem değildir. Ne kısmen müphemdir, ne mutlak müphemdir, mücmeldir. Hepsi apaçıktır. Ve fakat burada İmam Şafii'nin Hazreti Peygamber'i vahiy ile
ilişkili konumlandırması ve hadisi ve sünneti bu konumlandırmada bir araya getirmesi son derece önemlidir. Az önce de vurguladım. Allahu Teala Hazreti Peygamber'in kendisine indirilen ve ümmetine tebliğ edeceği vahyi temsilen yapması gerekenleri de vahiy dikkate alarak indirdiği için bizim mushaf olarak okuduğumuzda mücmel zannettiklerimiz pasajların indirildiği tarihsel koşulda mücmel değildir. Şimdi dikkat edin. Biz mushafı okuyoruz. Bazı ifadeler geçiyor. Senin Rabbin fil ashabına neler yaptı? Bir düşün diyor. Değil mi? Elem tara keyfe rabbuke ve ashabil fil. Allah Allah, kim bu ashab-ı fil, ne yapmış acaba? Bakın bir cümle. Bizim için ne kadar mücmel. Peki bu ayetlerin nazil olduğu zamanda o ashab-ı fil diye bilinen, o kültürün adına ashab-ı fil diye isim koyduğu vaka, olay o kadar taze, o kadar hafızalarda yeni, o kadar detaylarıyla biliniyor ki uzun uzun anlatmaya gerek yok ki. Kısa bir ifade, kısa bir cümle, kısa bir atıf, biz de öyle yapıyoruz ya, kısa bir atıf yeterlidir. Maksadı bütünüyle ifade eder. Maksadı bütünüyle yerine getirir. Onun için de dikkat edin. Kur'an'ın muhatapların kültürel birikimine göndermede bulunarak kısa cümlelerle Semud'u, At kavmini hatırlayın diyor başlarına gelenleri. Niye böyle söylüyor? Çünkü Semud'u, At kavmini o toplum o kadar iyi biliyor ki. Detaya ne gerek var? Ama onu bilmeyenler için At kavmi de Semud kavmi de mücmeldir. Peki biz Allah mücmel bir ayet indirdi diyebilir miyiz? Hayır. Allah'ın muhatapları açısından, bu ayetlerin ilk muhatapları açısından bunların hiçbirisi ne mücmeldir ne de müphemdir. Peki ne zaman mücmel ve müphem hale geldi? Mushaf olarak okuduğumuzda. Dikkat buyurunuz. Onun için benim yukarıda neden sonuç ilişkisi üzerinden kurmaya çalıştığım ve bu Cabiri derslerinde önemseyerek sizlerle paylaşarak bu şekilde yapmamın sebebi genç akademisyen adaylarımızdan ve akademisyenlerimizden bekliyorum ki Mushaf'ı yeniden Kur'an olarak anlayabilelim. Mushaf'ı yeniden Kur'an olarak anlayabilmenin yöntemini keşfettiğimizde Kur'an'ı çağımıza seslendirebileceğiz Mehmet Akif'in söylediği. Onun için benim içinde iki tane makalemin bulunduğu, çok değerli meslektaşlarımızın da makalelerinin olduğu Ankara Okulu Yayınları'nın neşrettiği Kur'an'ı Nüzul Sürecinde Okumak adlı kitapta yer alan Mushaf'ı Kur'an olarak okumanın imkanı makalemi okumanızı tavsiye ederim. Ki bu derslerimizin içinde zaman zaman bunlara temas etmeye çalışacağım. Bu nedenle bizim Mushaf'ı yeniden Kur'an olarak okuyabilmenin yöntemini geliştirmemiz lazım. O zaman Kur'an'dan mücmel olarak bahsetmeyeceğiz. Müphem demeyeceğiz. Lafzın delalet problemleri vesairelerini daha aşabilmeyi inşallah başarmış olacağız. Bu itibarla hem İmam Şafii'nin, hem çağdaşlarının, hem kendinden önceki ulemanın, hem de kendinden sonraki tüm ulemanın eserlerinde gördüğümüz en önemli sorun Kur'an ile Mushaf'ın ayrımına, farkına dikkat çekmemeleri ya da bu ayrımın ve farkın farkında olmamalarıdır diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, dolayısıyla bizim, tekrar başa dönüyorum, beyan nedir sorusunun cevabında iki önemli isimden birisi olan İmam Şafii'den söz ettikten sonra müsaadenizle şimdi cahıza geçebiliriz. Evet. Kendisinden yarım asır sonra vefat eden ve kısmen de olsa çağdaşı olan cahız,
hem kelamcı olması yönüyle konumuz bakımından önemli, bir kelamcının beyana bakışını göstermesi bakımından, hem de özellikle dil, edebiyat ve belagat konusunda öne çıkan eserleriyle de bizim için son derece önemli bir isim olması bakımından üzerinde durmamız gerekiyor. Ve Cabir-i Merhum da zaten uzun uzun onların üzerinde durmuş. Şimdi Cahız'a geldiğimizde İmam Şafii'den farklı olarak beyan konusunda Cahız tam bize ne söylüyor? Öncelikle başta ayırmış olduğumuz bu anlam vurgusuyla lafız vurgusu üzerinden devam edelim. Cahız el beyan ve tebiyin eserinde özellikle beyan üzerinde durur ve beyan üzerinde dururken bize son derece önemli hususların altını çizer ve dikkatlerimizi çeker. Der ki beyan aslında bir söylem sanatıdır. Söz sanatıdır. Öyleyse Cahız ile İmam Şafii'nin beyanın anlamına yönelik tavırlarının ve yaklaşımlarının arasındaki bir diğer önemli ayrım da birinin lafza, diğerinin anlama yapmış olduğu vurgunun yanında biri hatibe, diğeri muhataba vurgu yapar. İmam Şafii Allahu Teala'nın indirdiği kelamın anlamı üzerinden, ilahi kastın ne olduğunu anlam üzerinden keşfe çalışır. İmam Cahız Allahu Teala'nın neden böyle bir hitapta bulunduğunu esas alarak hitabın özelliklerini belirler. O halde İmam Şafii'ye göre beyan anlamın katmanlarında ve anlamın kastında bir usul olarak yatarken, konu cahıza geldiğinde beyan hitabın özelliklerinde ortaya çıkar. Demek ki birisinde anlamın ve muhatabın merkeze alındı, diğerinde mütekellimin, hatibin ve hatibin hitabının özelliklerinin dikkate alındığı iki farklı beyana yaklaşımla karşı karşıyaydı. Ve ikisi de beyani aklın temsilciliğini yapmak suretiyle bütün bunların birleşiminden oluşacak bir beyani akıl analizi ve kritiği ve incelemesi yapacağız önümüzdeki derslerde. Bu itibarla İmam Cahız'ın Allahu Teala'nın kelamına yönelik olarak bize hitabın özelliklerinden söz etmiş olduğunda beyanı içerirken bize maddeler halinde yazalım. Bir, beyan açıklıktır de. Beyan açıklıktır. Yani hatip hitabında açık olmalıdır. Yani anlaşılır olmalıdır. Şimdi dikkat buyurunuz. Konu cahıza geldiğinde benim tam da söylemiş olduklarıma, Kur'an-Musaf ayrımına dikkatinizi çektiğim hususlara dikkat çekerek başladığını görürüz. Öyleyse cahıza göre Allahu Teala'nın kelamında kapalılık olamaz. Neden? Çünkü dil bakımından, belagat bakımından açıklığın zıttı kapalılıktır. Nitekim el-beyanda ve tebiyinde cahız, Cabiri de yaptığı alıntılarla bunu ortaya koyar. El-eşya'u tuğrahu bi ezdadiha sırrınca
kelamın açık oluşunu açık olmayan kelamlardan delil getirerek ifade eder. Kelamın kapalılığından ifade eder. Kelamın kapalı olmasının belagata nasıl aykırı olacağından, anlaşılmayan ifadelerin nasıl kabul edilemez ve reddedilecek bir durum olduğundan söz eder. Dolayısıyla değerli izleyenler, cahiz çok açık ve net bir biçimde hitabın birinci özelliğinin açıklık olduğunun altını çizer. Birinci özellik açıklıktır. Açık olmalıdır. Hatta Taha suresinde Hazreti Musa'nın Firavun'a gönderilirken yaptığı duasını da örnek veren cahiz, Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukudeten min lisani yefkahu kavli ayetini örnek verir. Lisanının açık olmasını, söylediklerinin anlaşılabilir olması için kendisine bir hitap, bir güç verilmesini istemesi, Hazreti Musa'nın böyle bir talepte bulunması, yine Kur'an'ın Hazreti Davud'a verilen hikmetin, faslul hitabın, Kur'an'ın ifadesi bu faslul hitap, faslul hitabın muhatapları ikna eden, muhatapların anlamalarını sağlayan bir beceri ve kabiliyet, yani hatibe ilişkin bir kabiliyet olduğunun altını çizer. Demek ki cahızda söylemin açıklığı, açıklık söyleme aittir. Ama söylemin açıklığı, hitabın açıklığı hatiple ilgilidir. Bunu hatip başaracaktır. Hitap eden kişi hitabının açık olması gerektiğinin bilincinde olarak hitap edecek. Ve karşıdaki insanların anlama derecelerini, akıl düzeylerini dikkate alacak ve bunlar üzerinden ne yapacak? Hitapta bulunacak. Böyle olunca cahiz çok haklı olarak bize beyanın açıklığını ifade eder. İki, bunlar son derece önemli olduğu için üzerinde biraz durmama inşallah hoşgörüyle bakıyorsunuzdur. Açık bir hitabın, açık bir söylemin zorunlu gereği dil, sözcükler, cümleler fasih olacak. Yani seçilen kelimeler, bu kelimelerle kurulan cümleler o kadar harika olacak ki bunlar dinleyici açısından ve okuyucu açısından son derece anlaşılır olmayı ve açık olmayı mümkün kılacak. Dolayısıyla burada cahizin açıklık ile açıklığı mümkün kılan unsurlara doğru, genelden detaya doğru bir açıklamada bulunduğunda söyleyebiliriz. En üst başlık açık olmaktır, net olmak. Zaten beyanın anlamı budur. Peki bu açık olmak nasıl gerçekleşecektir? Dilde, sözcükte, efendim kullanılan cümlelerde açıklığın olmasıdır. Peki üçüncü olarak cahiz diyecek ki belagat, lafız anlam ilişkisi. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Fasihlik sadece lafızla ilgilidir. Anlamla ilgili değildir. Onun için bu üçüncü madde ikide yok. Bunlar her biri kendilerine özgü anlamlar ifade eder. Onun için lafzın anlamla olan ilişkisinde belagat ortaya çıkar. Ve belagat en kısa ve kaba tanımıyla duruma en uygun düşen
ifade demektir. Duruma en uygun düşen ifade. Muktezı hale uygun diye tanımlıyoruz ya. En uygun düşen ifadedir. Ve bunu cahiz gayet net bir biçimde der ki, bizim mantıkta eşitlik tesavi ilkesini hatırlayalım. Bunlar o kadar birbirleriyle ilişkili mütesavi olmalı ki ne lafız ne anlam arasında bir büyüklük küçüklük oluşmamalı. Yani anlatacağımız anlam %50, bunu ifade eden lafız da %50 ölçülü olmalı. Bazen 10 satırla adam anlatıyor. Belagat sahibi birisi onu bir cümleyle ifade ediyor. Şimdi bir cümleyle ifade edilebilecek, işte yukarıda şu beyan, bakın şu tanım. İşte bakın şu tanım. İmam Şafii'nin tanımı. Bunu 10 sayfada da ifade edebilirsiniz. Bakın 7-8 kelimelik bir cümleyle ifade etti. İşte buna belagat deniyor. Lafız anlam ilişkisi, lafzın anlamla paralelliği, mütesavi oluşu. Ne anlam fazlalığı var, ne lafız fazlalığı var. Ne lafız büyük, ne anlam büyük. Bu tıpkı bedene giydirilen elbise gibi. Darı da küçüğü de iyi değil, bolu da kısası da iyi değil. Bedene uygun olan iyidir. Bedeni anlam, giysiyi de lafız gibi düşünürsek tam da bunun üzerinde durur ve der ki belagat bunu ortaya çıkarmalıdır. Ve yine belagat üzerinden cahizin son derece önemli olarak dikkatimizi çektiği, değerli izleyenler, bir hususta belagat gereği bazen ifade kısa, gerektiğinde uzun, gerektiğinde hem uzun hem kısa ifadelerin birlikteliği ve bir de okuyucu kitap üzerindense bu, dinleyiciye de hitap üzerindense onları sıkmayacak, zihinlerini yormayacak, artık bir şeyi anlamaz hale getirecek kadar bıktırmayacak şekilde detaylara inmeden düzgünce konuyu sunmanın gerekliliğinden bahseder. Tam bu üçüncü maddede diyeceksiniz ki haklı olarak, hocam senin bu dersler cahizin ölçüsüne pek uygun değil, haklısınız. Farkındayım. Evet. Sizin zekanıza güvendiğim için, anlam düzeyinize güvendiğim için bu dersleri böyle uzun yapıyorum. Dolayısıyla bir de bölerek ve ara vererek izleyebilme imkanınızı da düşündüğüm için biraz daha kolay geliyor bana, rahat hareket ediyorum. Usandırmayacak diyor. Onun için diyor, bir uzun konuyu anlatırken arada konu dışı mevzulara girerek, burada önemli bir şey söyleyeceğim için üzerinde duruyorum. Konu dışı mevzulara girerek zihinleri dağıtmalı, tazelemeli ve konuya yeniden dönüldüğünde zihin dinlenmiş bir biçimde konuyu daha iyi anlamaya hazır hale getirilmelidir diyor. Ve bunun için Kur'an'dan örnekler veriyor, uzun surelerden. İşte cahizin bu üçüncü maddeyle ilişkili olarak yanıldığı da, gözünden kaçtığı da Mushaf'ı örnek veriyor. Allah uzun sure indirmemiş ki. Yani Allah Bakara suresi indirmiyor. Ali İmran suresi, Nisa suresi inmiyor. Allah'ın yüzlerce pasajda indirdiği şeyi sonra Bakara suresi olarak toplamışız. Dolayısıyla Allah-u Teala uzun Bakara suresinde okuyucunun zihni dağılsın diye konudan konuya geçmiyor. Değerli üstadım Cahiz, ruhun şad olsun. Oradan oraya geçmiyor. Kur'an'ın böyle bir kaygısı yok. Kur'an'ın bir anlatım sorunu yok. Kur'an'ı konuşuyoruz. Mushaf'ı değil. Çünkü Kur'an tam da belagata uygun olarak lafız anlam ilişkisiyle o gün ne mesaj verecek? O günkü koşullar kaç ayet gerektiriyor? 3, 5, 10, 1, 2 neyse o kadar ayet iniyor.
tam da muktezai hale mutabık bir biçimde, belli bir biçimde insanların ihtiyaçlarını onlara sunuyor. Dolayısıyla öyle uzattım, şu arada bir konu değiştireyim, ahirete de biraz geçeyim, biraz cennet cehennemden bahsedeyim, sonra tekrar konuya döneyim. Böyle bir kaygısı yok ilahi kelamın, çünkü mushaf değil. Şimdi Kur'an-Mushaf ayrımının ne kadar önemli olduğunu bu büyük ulemanın, bu büyük zatların, bu tabir yerindeyse dehaların gözlerinden kaçan Kur'an-Mushaf ayrımının ne kadar önemli sonuçlara neden olduğunu herhalde daha iyi anlıyorsunuz diye düşünüyorum sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim. Şimdi bu nedenle cahiz bir de dördüncü bir madde olarak dört tabii bu belagatın içerisinde üçüncü maddenin içerisinde onu yazayım tırnak içinde Cabiri'nin vurguladığı ve kendisinin bir çıkarımı olarak haklı olarak tanımlamaları kendisine ait olmak bakımından patenti Cabiri'ye merhuma ait olmak bakımından altını çizdiği haklı olarak bir hususu burada ifade edelim. Üçüncü madde için cahiz diyor ki hitap o kadar önemlidir ki bu hitap karşıdaki muhatabı kitabı elinden bırakamayacak şekilde bağımlı yapmalı. Dinleyiciyi o meclisten ayrılmayacak şekilde etkilemeli. İşte buna Cabiri beyani pedagoji diyor. Beyani pedagoji. Bu çok son derece yerinde ve önemli tespit edilmiş bir kavramdır. Ve onun için de cahizi beyanın pedagojisi üzerinden muhatapları etkilemeyi başarması üzerinden ele alır ve tebrik eder. Çok önemli ve başarılı bulur ve bu konuda söylediklerini takdir eder. Ki hakikaten takdire şayandır. Kitab-ül Hayavan'da, El-Beyan ve Tebiyin'de ele aldığı efendim hususlar son derece önemlidir. Şimdi bir dördüncü olarak cahiz beyanı bir ikna olarak kabul eder. Ve ikna bir otoritedir. Muhatabı ikna etmek. Muhatabı etkilemek. Etki altına almak. Bunun için de cahiz yukarıdaki üç maddenin bir, iki ve üç maddenin mutlaka gözetilerek İleride Abdülkahir Cürcani'de genişçe göreceğimiz nazım teorisinde yani söylemi, nutku ve yazıyı belirlemede öyle becerili olmalıyız ki karşıdaki muhatabı mutlaka ikna etmeliyiz ve yapıp ikna etmeliyiz. İşte bu beyanın, dilin ikna özelliği, bir otorite oluşu son derece önemlidir. Çünkü burada beyan karşımıza muhatabı ikna olarak çıktı. Hatip muhatabı ikna etmek istiyor. Kendine bağlamak istiyor. Kendiliğiyle aynı görüşte olmasını sağlamak istiyor. Bir otorite kurmak istiyor. Ve bu beyanın son derece önemli bir özelliği. Ama ben kırmızıyla üstünde bir muhalefet şerhi düşmek istiyorum ve bunları beyan bölümünün sonunda bölüm sonu değerlendirme ve eleştirmeleri yapacağım bu okumalarımızda, ikinci düzey okumalarımızda inşallah. Her bölümün sonunda bir değerlendirme ve bir eleştiri derslerim olacak. Orada da detaylı bir biçimde ele alacağım üzere şimdilik bir muhalefet şerhi olarak söylüyorum. Bu tam anlamıyla zaten kelamcılarımız, erken dönem kelamcılarımızın hepsinin kullandığı şey cedeldir. Onun için de daha sonraki gelen filozoflar ve kelamcılar
erken dönem kelamcıları mantık ilkelerinden saparak cedel kullanmış olmalarıyla eleştirirler. Bu bir cedeldir. Yani ne yapıp yapıp muhatabı ikna etmek cedeldir. Ve bu doğru değildir. Bunu uygun bulmuyorum. Beyanı böyle olarak algılamak Kur'an'ın özüne aykırıdır. Çünkü Kur'an özünde hakikati temsil etmek için insanları hakka yöneltmek ve doğru olana rehberlik yapmak üzere gelen bir kitaptır Kur'an. Onun için Kur'an cedeli kullanarak ne yapıp yapıp muhatabı ikna etmenin peşinde değildir. Çünkü bu bir cedeldir. Cahiz'in vurguladığı şey cedeldir ve doğru değildir. Zira cedel sözde, hitabette yetkin bir kimsenin kendisi düzeyinde olmayan bir kimseyi etkilemesidir. Nitekim Sokrat'ta da bunu görüyoruz. Sokrat'ın diyalektiğinde de bu cedeli görmek mümkündür. Dolayısıyla Sokratik bir benzeşim içerisinde efendim Cahiz'in bu beyanın etkileme gücüne yaptığı vurgunun cedel olduğunu söylüyorum. Ve müsaadenizle muhalefet şerhimi farklı bir renkle buraya yazıya geçirmeyi ve not etmeyi istiyorum. Evet. İkna her zaman haklı olmayı zorunlu olarak gerektirmez. Evet. Beni ikna etmiş olmanız ve beni hitabetinizle susturmanız sizi haklı, beni de haksız konuma zorunlu olarak bakın, düşürmez. Zorunlu diyorum. Olabilir. Bazı iknalar vardır ki aynı zamanda hakkı da ifade eder, haklıdır ama bu zorunlu bir sonuç değildir. Onun için cedel mantıkla ilişkilendirildiğinde bize doğruyu vermez. Onun için Aristoteles cedeli mantıktan ayırt eder. Mantık bize doğruyu verir, cedel değil. Mantık bize zorunlu olarak her zaman doğru ve yanlışı belirler. Bunun ölçüsünü verir. Ama cedel değil. Onun için belagatı cedele indirgemek bizim kelamcıların en büyük hatalarıdır. Beni hoş görsünler. Ve kelam mutlaka karşı tarafı ikna değildir. Erken dönem kelamcılarımızın, özellikle Mutezili kelamın manheislerle, Sabi'ilerle yapmış oldukları mücadelede kendi inançlarını savunmak açısından böyle bir cedeli ihtiyaç olarak görmüş olabilirler. Ama bu hakikat perestlik ya da hakikat temsil değildir. Bu itibarla ikna her zaman bize hakikati vermeyebilir. Öyleyse ölçümüz, dikkat buyurunuz, beyani olarak, tabii Kur'an'la ilişkilendirdiğimde, Kur'an'ın beyanına ilişki kurduğumda, hakikati temsil eden iknadan söz etmemiz gerekir. Ne olursa olsun ikna değil, hakikate ulaştıran ikna, hakikati sonuç veren iknadan söz etmemiz gerekir. Onun için faslul hitap özelliği, hikmet, hakikati ifade eden ikna ve belagattır. Yoksa batılı hak gösteren belagat değil. Batılı hak suretinde insanlara sunan belagat, Kur'an'ın onaylayacağı, vahyin onayından geçebilecek bir beyan ve belagat olarak görülemez. Şimdi değerli izleyenler, bu
muhalefet şerhimden sonra cahizin beyanı bir ikna, beyanı bir efendim etkileme vasıtası olarak görmesi önemlidir. Kur'an'ın da dinleyenleri ve muhataplarını ikna eden, etkileyen bir güce sahibi olduğu doğrudur. Ama Kur'an'ın genel manada edebi ve dilsel olarak cahizin dile getirmeye çalıştığından, cedelden ayrı olan yanı, Kur'an ilahi kelamın etkisiyle insanları ne olursa olsun iknanın peşinde değil. Kat tebeyyenel rüşt minel gay diyor, değil mi? Tebeyyün, tebeyyini kullanıyor, beyanı kullanıyor. Kat tebeyyenel rüşt minel gay. Hak, hakikat, hakikat olmayandan ayrılmıştır diyor. Onun için burada son derece önemli olan hak ile ikna arasındaki ilişkiyi göz ardı etmememiz gerekiyor. Beşinci olarak cahiz, beşinci olarak beyanın derecelerinden söz eder. Veya beyanın vasıtalarından söz eder. Yani nelerle beyanda bulunuyoruzu anlatır. Neleri kullanarak beyanda bulunuyoruz, neleri kullanarak beyan ortaya çıkıyor, bunları ele alır. Ve bir dilci olarak ve bir belagat mütehassısı uzmanı olarak. Bir lafızdır. Demek ki lafız öyle bir seçilmeli ki bize lafız göstermesi gereken anlama bizi götürmeli. Lafız doğru anlama bizi götürmeli. Yani hatibin kullandığı lafız, hatibin o lafızla kastettiği anlama bizi götürüyorsa, bu işte beyanın dereceleri, vasıtaları, Cabir'in tabiriyle delalet yolları. Yani beyanın delalet yolları. Lafızla delalet. Böyle bir lafızla delalet ediyorsunuz ki bu lafızla yapmış olduğunuz delalet doğal olarak bize karşımıza efendim lafzın anlamla olan birlikteliği üzerinden tam da hatibin anladığı ve kastettiği anlamla bizi buluşturuyor. Şimdi bir lafız düşünün ki hatip onunla başka bir anlam kastediyor. Ben başka bir anlam anlıyorum. Şimdi bu delalet oldu mu? Hayır. İşte onun için Kur'an Musaf ayrımına tekrar işaret etmek zorundayım. Musaf'ı niye farklı farklı anlıyoruz? Çünkü Kur'an'ın lafızlarına farklı anlamlar verme imkanımız var. Musaf metin olarak okuyoruz ondan. Ama hitapta, hatip olduğumuzda, yani Kur'an sözlü bir söylemken Musaf metindir. Yazılı bir söyleme geçmiştir. Bu itibarla lafzın anlamla olan ilişkisi, hatip muhatap ilişkisi bağlamında bakıldığında lafız önem kazanır ve hatip bu lafızla iletmek istediği anlamı muhataba iletir. İki, işaret. İşaretle açık etmek. Göstererek. Elinizle gösterirsiniz, başınızla gösterirsiniz, gözünüzle işaret edersiniz, ne bileyim. Şimdi günümüzde levhalar var vesaireler var. İşaretle gösterirsiniz. Ama işaret de yine neyi gösterir? Bir anlam gösterir. Yani beyan her zaman bir anlamın izharıdır. Yazalım. Anlam ifşası. Anlam ifşa etmek. Beyan her zaman bir anlam ifşa eder ve anlamı açığa çıkarır. Bunu lafızla yaparız, işaretle yaparız. Tabii lafız dediğimizde bunu cümle, dizge vesaire üzerinden genişletebiliriz. Temel unsur lafız olduğu için böyle söylüyoruz. Üç, hesap. Yani matematik, geometri,
vesaire. Bunlar da bir anlam ifşa eder, bize bir anlam verir ve dolayısıyla ölçme, tartma, hesap etme, kitap etme, bunların hepsi bize bir anlam verir, anlam gösterir. Yazı. Yazı. Yazı bize bir anlam gösterir. İşte neden ben derslerimde tahta kullanıyorum, yazıyorum? Çünkü yazı bir delalet aracıdır, bir anlama işaret eder ve bize bir anlam gösterir. Son olarak 5. derecede cahız, hal, konum, mevcudiyet, diğer bir ifadeyle varlık. Der ki Cabiri, cahız bu son 5. maddede asıl kastettiği şey aklın istidlal yoluyla ya da itibar yoluyla, Kur'an'ın fa'tebiru emrinde itibar yoluyla var olan şeylerden onları anlamlandırmasıdır. Bu 5. maddeye biz daha sonraki derslerimizde üzerinde çok duracağız. Buna anlam yükleme diyoruz. Anlam yükleme. Mesela yüce dağlar diye söylüyoruz. O dağa yücelik atfetmek bizim yüklediğimiz bir anlamdır. Göğü bir tavan, bir çadır gibi düşünüyoruz. Bu bizim ona yüklediğimiz bir anlamdır. Yağmura rahmet diyoruz. Bizim buna yüklediğimiz bir anlamdır. Anlamlandırmadır ama. İşte bu 5. maddede Cabir diyor ki, cahız, cansız varlıkları anlamın konusu yapmış. Anlama konu yaptı. Yani cansız varlıkları anlamlandırdı. Onlara bir anlam yükledi. Ve anlam üzerinden onları ele aldı. Şimdi böyle olunca son olarak burada cahızın daha sonraki derslerimizde de üzerinde duracağımız üzere mevcut olmak, var olmak şahittir. Şahidi anlamdırmak ve ondan bir anlam çıkarmak bir gayip ilişkisi kurmaktır. Kelamcıların en temel ilkesi olan şahit-gayip ikilisi üzerinden konuşacağız ki bunlar beyani aklın kategorilerinden biri de budur. Buna bir geçişin ve bu 5. maddede yer aldığını görebiliyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, cahız bize dilin anlama delalet düzeyleri üzerinden beyandan ne anladığını, beyanın ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştı. Bu iki önemli düşünür üzerinden bugünkü dersimizde gördük ki İmam Şafii merhum beyanı vahyin ahkamının tespit edilmesinden ve bu tespit edilen ahkama dayalı başka hükümlerin istinbadını mümkün kılabilecek bir usul, bir yöntem çıkarmanın ana zemini olarak gördü. Onun için sonuç değerlendirmesi olarak yazalım. İmam Şafii beyan metodolojik bir zemindir. Yöntemin, usulün bir zeminidir. Bütün çıkarımlarını bunun üzerine yaptı. Peki cahız, İmam Cahız o ne yaptı? Beyan bir hitaptır dedi. Hitaptır.
söylemdir. Söylemdir. Öyleyse bu ikisini birleştiren sonuç değerlendirmemizi yazalım. Beyan, beyani ilimler olarak. Beyani akıl. Beyani akıl. Söz, lafız ile anlam. İlişkisidir. Ve bunun yöntemidir. Demek ki beyani akıl lafız anlam ilişkisinde lafız ve anlam üzerinden yürüyecek olan ve bu şekilde çalışacak olan bir akıl olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu hususu nispeten çağdaş sayılabilecek çok önemli iki isim üzerinden bugünkü dersimizde gördük değerli izleyenler. İmam Şafii ve İmam Cahiz. Umarım meramım anlaşılmıştır. Dersin içeriğine uygun bir hitabı, söylemi gerçekleştirmeyi başarabilmişimdir. Yine çok uzattığımı, uzun bir ders yaptığımı biliyorum. Ama bizim derslerimizin muhtemelen kaderi böyle devam edecek. Ele aldığımız konuları ancak bu kadar özetleyebiliyorum ve sizlere sunabiliyorum. Bunu benim yeteneğime, aczime verebilirsiniz. Ve bunları ayrı ayrı bölerek işlemeyi de uygun bulmuyorum. Yani bir İmam Şafii ayrıca, İmam Cahiz'i ayrıca işleyerek bu konuları ele alacak olsaydım bu kadar net olarak konu karşımızda çıkmayabilirdi. İnşallah hoşgörülerinizden benim bu uzun derslerimi mazur görerek kabul edeceğinizi umut ediyorum ve bekliyorum. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız efendim.